Merhaba arkadaşlar. Olmak veya olmamak. Olla tai eikö olla. Fincesi bu. To be or not to be or tuberculosis. Kendime boyundurak yapacağım bundan. Askı alacağım böyle asacağım boynuma. Bundan ne yapacağım şimdi ben size? Çok güzel bir şey yapacağım. İllaki saatlerde söyleyeceğim ne yapacağımı. Rahat dur. Oldu mu? Rahat duruyorsun değil mi? İyi. Koyacağım malzemeleri görüyorsunuz. Ahtapotları derisinle beraber çıkardım. Muvaffak oldum. Çünkü bunlar hafif buzluydu. Böyle güzelce ne derileri de çıktı. Şimdi bunları suyun içine bocalıyorum. Ara. Soğanları atıyorum böyle parça. Kabuklarını çıkarmaya lüzum yok. Sarımsak. Defne yaprağı. Bu en çok sevdiğim şey de tomurcuk kekik. Yani çiçek açan tomurcuk. Yani şey değil. Yaprakları da yapraklar nana. Hiç sevmediğim şey üçkağıt. Bakın arkadaşlar. Bunların bir yaşam öyküsü var. Aile olarak. Öyle üzüntülü ki anlatacağım size. Belki ağlarsınız diye anlatmak istemiyorum. Bunlar çiftleştikleri zaman çiftleşme bittikten sonra bunların hayatları kısadır. Yani National Geographic 2 sene yazıyor. Başka biri 3 sene yaşıyor. Hangisini söyleyeceğimi bilemiyorum. Dişiyi dövledikten sonra erkek ölüyor. Yani dişisine kendisini teslim ediyor yesin diye. Dişi erkeğin emirlerine uyuyor. Yani öyle atalım kafadan da. Gidiyor seçtiği bir yere yumurtluyor. Yumurtaların çok iyi muhafaza ediyor, tabana yapıştırıyor. Yumurtalar açıldıktan sonra garibanın kendisi de ölüyor, anaları. Bunların yaşam süresi işte çok kısa ama demek ki buradan ne anlıyoruz? Büyüme oranları çok hızlı. Onu anlıyoruz. Bir de bunların Pasifik Okyanusu'nda derinlerde bilhassa balinaların çok sevdiği bir yemek bu. Balinalar bunun için ölüyorlar. Ölüyorlar. Yani 1 metrede, Pasifik Okyanusu'nda 1 metre derinlikte. Hatta 4000, öyle okumuştum. Derinlikte 50-60 kilolukları diyor. Bazıları diyor 70. Hangisi inanacaksın bilmiyorum. Ben de bunları size açık söylüyorum. Ahtapotlar var.
Yani Victor Hugo'nun yazmış olduğu gibi devler diyor, canavarlar diyor. Gerçi bunlar mitolojiye filan da geçmiş ama şimdiki bu hayvanların kendisine özel öyle bir sistem yapılmış ki dünyanın en akıllı hayvanlarından bir tanesi. Yani en akıllısı diyemeyeceğim. Bu işin kompetanı değilim. Bu nedenle dokunma tonik bir tesirle onu şey yapıyor. Öyle, bu da biliyorsunuz. Vak 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 dişleri. Zavallı hayvan gitti, bize yemek olacak. Ama dediğim gibi çok çabuk yetişiyor bunlar. Yani çok çabuk büyüyorlar. Bu nedenle bunları avlamak lazım. Ama derine iniyorlar bunlar. Evet, pulpalar kaynıyor yavaş yavaş. 40 dakika sonra hazır. Patatesleri de içine attım gördüğünüz gibi. Kabuksuz patates. Piccolo, piccolo, yok. Hanım gitti, piccololları aldı. Neyse, daha iyi. Evet, şimdi de patatesleri haşladım. Az haşladım. Bir de bunları kızartıyorum. Ondan sonra dedim ahtapotlar hazır oldu burada. Görüyor musunuz? Böyle. Hazır. Bunun etrafına dizeceğim. Ne olacak? Galicia işi ahtapot. Galicia. Galicia nerede? Söyleyeyim size. Portekiz'in üstünde Fransa ile sınır. Özerk idare. İspanya'ya dahil.
Bahşehri neydi yani, kompastan ya bilmem neydi, unuttum şimdi. Uzun yıllar gitmemiştim oraya. Harça gitmiştim. O Galicia'da o biçim balık çıkıyor yalnız. Atlas Okyanusu'nun kıyıcığında. Boğazdan gelen tüm balıklar oraya geliyor. Evet, gördüğünüz gibi işler böyle gidiyor. Galicia stili ahtapot. Yine yeme de yanında yat. Olur Şakir'e. Şimdi bu yenmez mi çocuklar? Allah aşkınıza. Şu harikaya bak. Ya.